Selam dostlar, Children of Morta'nın 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, en son bölümde hatırlıyorsunuz arkadaşlar, yeni bölgeyi açmıştık. Ve yeni bölgenin açmanın dışında bir de kurtumuzu iyileştirmiştik. Arkadaşlar görevlerin nerede yazdığını buldum. Kaldipa mağaralarında kurt yavrusu ev yapmak için odun topla diyor. Öncelikle bir Kaldipa mağaralarına bir kez daha gideceğim yani. Kurt yavrusu ev yapmak için. Ve bunu da Mark'la yapmak istiyorum. Çünkü Mark'ı birazcık kasmak istiyorum açıkçası. İlk skill açılsın, en azından aileye bir şey yapsın. Aileye bir yardımı dokunsun. Abi şimdi Lucy tek attı. Güzel başladın lan. Yapma yapma. Güzel başladın, güzel devam. Aman abi. Ben bir defo. Bam bam. Güzel. Sürekli bir seviye atladık. Ama bir seviye daha atlamamız lazım ki şey geliştirebilirim, skill geliştirebilirim. Günce sallar yıldırım hasarı verebilir. E ver. Bu neymiş? 3 cevher taşı düşür. Güzel. Kaşı çıktı bile cevher taşımız. Gayet iyi. Abi şaka mısınız siz ya? Gerçekten şaka mısınız yani? Ama yani öyle bir nişancılık da yok abi. Marka gelince bunlar bir keskin nişancı oldu. 4 adım doğru sırayla atılmalı. 1 1 2 3 4 galiba. Şu 1 Şu 2 zaten. Şu 2 tane şey gördünüz, 2 arkadaşlar. Bu 4. Başta dediğim doğruymuş abi. Başta dediğime niye gitmiyorsam. 1 2 3 4 Bu şekilde sıralanacağı zaman bu şekilde bu arada. Hani aklınızda tutabilirseniz o gördüğünüz kısa bir sürede direkt doğru yapabilirsiniz. Yakındaki tüm düşmanları sersemlet. Güzel iş yapar. Ne vuruyorsun abi? Ne vuruyorsun direkt ya? Sanki bir şey varmış gibi. Ceza kırbacı ateş hasarı verir. Bu da güzel. Şuraya bak, daha canımız yarılandı bile ya. Abi Lucy ile full canlı geçiyorduk buraları arkadaşlar. Öyle düşünün yani fark. Şöyle yapalım. Anında iyileştirme ver abi, anında iyileştirmeyi. Güzel. Ustam şifa dağıttı. Hop amana. Bu ya benim yürüme sesimmiş ya o. Kaçınma yaparken sana dokunma düşmanlar sersemlet. Güzel. Şu an bile dükkan gelse alışveriş yapardık yani. Zenginiz ruh bakımından. Umarım yolculuğumuz son bulmaz da biraz ilerleyebiliriz.
Abi. Breaking the circle. Prevent the summoning. Ne dairesi gözünü seveyim, şu an daire mi var benim şeyimde? Keşke daha çabuk olsaydım. Olsaydım abi. Ya ney serseri. Gel. Al bak, seninle savaşırken şey bile açarım ben. Güzel. Şunları bir açalım arkadaşlar. Düşsün tuzaklara. Ne abi, bana mı vuracaksın? Al. Al vur bana, vur. Güçlü bir enerji dalgası ya. Bunu kullanalım birazcık da. Aman abi. Nasıl yersin onu ya? Nasıl yersin? Gerçekten nasıl yersin onu ya? Güzel bir skill sık. Yavaşça nefes verdiler. Tanrılardan bir kutsama. Ne bu abi? Attığın yere tüküreyim mi? Gel buraya, gel buraya. Güzel. Tam güzel oturttuk. Yakınlıklı tüm düşmanları sersemet geçici bir süre bağışıklık ol. Bağışıklık derken geçici bir süre boyunca hasar mı almıyorsun? Ne demek o yani? Güzel. İyi temizledik. Bayağı iyi temizledik hem de. Ver şu şifa iksirlerini. Burada ne oluyor? Görünüşe göre çok tanıdıklaştı, çok sıradanlaştı. Bu görünüş çok tanıdıklaştı. Çok hüzün ve muhafız için her zaman zordu. Kurtaramayacak, sadece intikam alabilecek olmak. Her şeyin kaybedildiği sanıldığında mücadelenin beyhudeliği çok ağır, çok güçlü bir hale geldiğinde küçük bir çığlık yankılandı. Aa! Küçük çocuk boğuk kışkırıklarının arasında annesinin uzakta olmadığını söyledi. Annesi uzakta değildi ama tek yapması gereken ona ulaşmaktı. Mülteci çocuğu annesine kadar şey yap. Ulan. Bilsem ben önce temizleseydim. Abi sakın o çocuğa hasar vermeyin. Aman abi, aman abi, aman abi. Lan çocuğu rahat bırakın lan. İt ol itler. Aman abi, aman. Çocuğu rahat bırak. Aman abi, aman abi, aman abi. Çocuğu rahat bırakın lan. Bana bozuk şerefsizler. Çocuk hadi be. Seni de ananı da. Şimdi bir şey diyeceğim. Ulaştın annene, hadi. Annenin gözlerinden süzülen yaşlar oğlunun geri dönüşü için iyi şansı, iyi şansa şükrediyor. Ve çok kısa bir süreliğine Morta Dağı'nın yükü kahramanın omuzlarına daha hafifleşiyor. Güzel. Bu neymiş?
Yüzen güneşler diye bir eşya bulduk. Teşekkürler kahraman. Teşekkür, rica ederim. Ama çocuğunuz yani gerçekten bir anla beni tilt etti. Hanımefendi. Kusura bakmayın ama. Bir şey çıkmadı. Ne güzel ne güzel. Çocuk varken yanında artistlik yapıyordun. Ne oldu şimdi? Güzel. Seviye atladık üstüne üstlük. Kırbaç arkadaşlar. Kırbaç. Mark aileyi yağış çalışmaları için cesaretlendirir ve kaçınma çubuklarının yenilenme hızını arttırır. Güzel. Aa, bir şifa iksiri yok mudur? Biraz para varmış. O da olur. Geride falan bir şifa iksiri yok. Hop. Abi böyle tek bir noktaya topladıktan sonra çok güzel alan kesiyor Mark. Ama işte tek bir noktaya toplaması da dert. Şimdi bit abi. Güzel. Biraz zorlasa da bunda böyle ağır yüksek hasar çıkartamıyoruz ya. Alan kesme de gerçekten çok güzel karakter ama yani hasar çıkartamıyoruz arkadaşlar böyle şey bosslara falan. Aha bir tane daha boss gelmiş. Eksik kalsın. 2 saniye eksik kalsın. Gerçekten 2 saniye eksik kalsaydı. Aa bir de en sevdiğim, en sevdiğim. Tam vuramayan adama tank boss abi. Neden öyle? Bir de üstüne şey. Gerçi gene en azından summoner olması iyi. Çünkü şöyle yapabiliyoruz. Aman abi. Burayı da açayım mı? Burada ne varmış? Ha burası ikinci kata çıkış noktasıymış. Güzel. İyi ki atlattık onu. Hop. Neredeyim ben? Öl. Ceza kırbacı düşmanları zehirler. Hoş geldin dostum diye bağırıyor dükkan sahibi. Malların üzerindeki kan leklerini dert etmiyorum. Birinci saldırı hasar barındırdığı cevher taşı sayısına göre artar. Rastgele noktaları o kadar. Önünde birkaç tane küçük bomba at. Cevher taşım 6 tane var. Deneyelim bakalım. Ne olup ne bitecek? Umarım iyi bir sağlam bir artış yaşatır. Yaşattım yaşatmadım anlamadım ki. Normalde kaç vuruyorduk onu bir bilseydim. Yani bir tık bir şey de artmış gibi hissettiriyor. Artmadıysa bile. Ya da ben öyle inanmak istiyorum. O da olabilir. Ha mesela 9 tane oldu. Hadi ama, hadi ama. Güzel.
Rastgele bir Morta obeliski etkisi kazan. Arttırılmış şans. Ne güzel, ne güzel. Güzel. Bizim için güçtür arkadaşlar. Abi nasıl yersin onu ya? Peki mesela burada da bir arttırılmış şans var. İkiye katlanıyor mu? Güçleri, etkileri. Abi onu nasıl yedim ben? Anlamıyorum bazen. Gerçekten anlamıyorum seni oyun. Aman abi, ölmenin anlamı yok. Gerçekten bazen bu oyunu anlamakta güçlük çekiyorum arkadaşlar. Yani nasıl yiyebiliyorum bazı hasarları bilmiyorum. Bazen diyorum, hani sorguluyorum kendimi. Diyorum ki aşırı mı kötü bir oyuncuyum acaba? Şunu da denemiş olalım. Yok. Biri gidip biri geliyor. ...27 mesela. 29'a çıktı. Her bir tanesi iki şey, saldırı artısı sağlıyormuş demek ki. Yok mu bir şifa iksiri? En bencil yaratımı olan Anaidia'ya kaba taş muhafızı verildi. Kayal dip bomarların derinlerinde diğerlerinden uzakta kilitli olmalıydı. Sadece o görebilsin diye. Ama o kısa süre sonra sıkıldı. Abi şifa iksiri. Dilenci değilim. Bir şifa iksiriniz varsa. Neyse, ilerleyelim. Rün taşlarımı harcamak istemiyorum çünkü güçlendiriyorlar. 2-2-2-2. Saldırımızı arttırdılar. 12 gayet güzel bir sayı. Abi gerçekten onu bilerek yemiş falan olmam lazım yani. Yani bu kadar kötü yiyemem yani. Orada ne yedim ya ben? Aman abi. Gerçekten aşırı sinirlendim ya. Yani... Şeyi de bulamadık. Tahta ve çiviyi de bulamadık. Linda babasının doğduğu gün dikti ağacı gördüğünde derin bir keder hissetti. Ağaç çürümüş ve ölmüştü. Linda kaç yaşında abi? Bu ağaç bu kadar hızlı nasıl büyümüş ya da? Ama büyük annesine baktığında üzüntüsü azaldı. Margaret en karanlık saatlerde bile hep bir parıltıydı. Mary'nin bu zalim dünyaya bir çocuk getiriyor olmasına dair endişesi, John'un kötü espriler yapmasına engel değildi. Bebek hiç de endişeli görünmüyor dedi. Ve bu da Mary'yi sakinleşmesine kesinlikle fayda sağladı. Evet, bu turda John'la gidelim arkadaşlar. Bu bölüm birazcık böyle kasılma bölümü olsun ve şuradaki şeyleri arıyorum aslında. Çekiç ve çiviyi arıyorum.
Mark işe yaramazsın Mark. Gerçekten işe yaramazsın. Yani. Neyse ki skillini açtım. Bu bizim küçük kızın skilli sağ olsun. Direkt açabiliyoruz. Öyle abi. Çok da masum olmayan şans hafızanın ölçüldüğü bir çocuk oydu. 1-2. Bunun da hasarı çok düşük ya. Burası mıydı bir? 2-3-4. 3 ile 4'ü salladım. Zamanla büyüyen ve çarpına patlayan bir ok fırlatır. Hadi bakalım. Abi... Burada sembol üzerine biraz kan döktük ama bu kadardı maalesef. Güzel. Diyorum böyle kalkandan çıkmadan oynarım yani. Kalkanı kapatmadan. Bak lıkır lıkır gördüğümüz şifa iksirini içiyoruz ya. Abi şaka mısın sen? İndir şurayı bir. Aynen ruh obelisk. Aynen abi. Güzel biri indi. Bir cevher taşı düşür. Şimdi 3 cevher taşı düşeni vardı ya. Ne oldu ona? Üç kuruş para için hasar yedik bir de ya. Yapılacak iş mi bu be? Öl bir. Öl sen de. Öl artık. Öl. Ne ölmez ne tilt eden bazı düşmanlar var ya şu oyunda. Alalım. Her cennet darbesi daha büyük bir alana hasar verir. Güzel. Geçerken kahraman silahını bir an için kenara kaldırır. Yıldırım hasarı veren, yaldırım diye okudum ya. Yıldırım hasarı veren bir yakın dövüş yoldaşı. Güzel. Bu yoldaşlar çok güzel arkadaşlar. Keşke hepsini bulabilsek tek turdan. Bir de silahçılar var böyle, sapancı var. Çalış abi bossa. Güzel kesti. Birinci saldırı güç tüketir ve ek hasar verir. Bir şey söyleyeyim mi? Gayet güzel indirdik. Yani gayet güzel indirdik hem de.
Birinci saldırı düşmanlardan güç emer. Abi güç tüketsin, daha çok hasar versin. Güzel. Halih obeliski ver. Oy ne güzel temizledi be. Gerçekten ne kadar güzel temizledik ya bu sefer arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Şu an çok hoş. Şunun zırhını arttırır. Kabul et. Kısa sürede dokunulmaz olmak ve diken hasarı kazanmak için öfkeni saç. Düşmanı yete kadar hasar verdiğinde seni iyileştirir. Aa bu da çok iyi. İkinci minion'u da bulduk. Hadi bakalım. Özellikle kalkan karakter için iyileşmek çok çok anlamlı oldu. Aşağıya da gitse miydik acaba bir? Neyse gider bakarız illa ne varmış ki. John'la da bir kere boss'u kesersem daha mutlu olacağım arkadaşlar. Aman abi, aman abi. Cennet darbesi daha çok kılıç bulunur. Aslında işlevli olabilir. Ama bu daha yüksek hasar, daha iyi gibi ya. Yat aşağı, yat aşağı. Güzel. Vurma onu. İyi gidin çocuklar. Kendi kendime hasar vermede bazen üstüme yok. Abi. Dur bunu en son çıkarken kullanırız. Orada gerçekten beni hasar yemekten ne kurtardı hiç fikrim yok arkadaşlar ama ne kurtardıysa teşekkürler. Ne güzel kilitliyorsun John ya. Gerçekten şu John'un kilitlemelerine hayranım arkadaşlar. Böyle bir kilitliyor var ya. Öyle her yönden gelmeyin ama ahlaksızlık yapmayın. Terbiyesiz herifler. Aşağıdan yol yok yüksek ihtimalle ama dediğim gibi uğrayacağım oraya da. Güzel, daha fazla tecrübe puanı yenir. Aman abi. Kamp mahvolmuş. Yüce duaların yok sayıldığı yerde bir umut yolculuğu vakitsiz doğmuş. Pişmanlık, vicdan azabı ya da en ufak bir suay duyu kırıntısı bile yok bu canavarların gözlerinde. Herkes her zaman zamanda oralı olamaz. Her kahramanın zamanında işte öğrendiği bir gerçek gibi bir şey söyledi. Oy oy oy. Ne güzel patlattık be. Thank you.
Gel abi vur bana. Kendini öl. Bitti bu iş. Aman aman aman. Oy. Birkaç saniyeni kaçınma mı arttı? Ne arttırıyordu o? Skill'i unuttum ya, aldığım skill'i unuttum. Neyse seviye aldık. Veremiyoruz gerçi. Bunu da indirelim. Ata ve çiviler tam buradaydı. Bugs'ın kurt yavrusu için yapabilecekleri son şeyin bu olduğunu düşündü. Güzel, kurt yavrusu için çekiç ve çivileri de bulduk. Yani daha sonra çivi ve tahtaları, pardon. Gelin abi. Fazla geldiniz, gelmeyin abi. Kafi geldiniz işte. Güzel, bir ruh da buradan çıktı. Burada bir şey yok. Burası boss odası gibi bence arkadaşlar. Şu aşağıya gidip bir aşağıda ne varmış diye onu da bir kontrol edelim hızlıca. Hiçbir şey yok değil mi? İyi. Oy çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu. Gerçekten inanılmaz iyi oldu. Hem bir gizemli yumurta daha hem de güzel bir seviye atlayacağız. Kanatlarını açarak sergiliyor. Sergilesin. Nereye gitmiş en son? Yok bu tarafa gitmiş ya. Do not linger. Oyalanma. Oyalanma gibi bir niyetim yok zaten. Anasını sattım. Orada niye böyle bir sağ sol yaptın, her yere gittin? Senin yüzünden kafam karıştı. Başka bir başarılı kovalamaca. Gerçekten bu arada kafam karıştırdı yani kafamı. Ver yumurtayı. Bir gitti. İki gitti. Hop. Abi sen niye şey yapmıyorsun? Kaka gibi orada sülüklerden hasar yedim. Hiç hasar çıkartam abi. Bir hareket hızımı arttırdı. Geçici süre mi yoksa şey mi? Ama abi yani... Umarım bir seviye atlatır burası bana. Bu E ne veriyordu ya? Birkaç saniyenin aşırı fazla kaçınma veriyormuş. Hiç yaramazdı.
Bu neymiş? Bir lahi aşağı düşür. Ne düşürdü? Şuna yavaşlatan bir totem çağır. Birkaç saniyelik kaçınmayı bırak abi. Keşke o totem hasar da çıkartsaydı. Biri gitti güzel. Anasının nikahıymış güzel kardeş. Gel gel. Yani kestik de gerçekten hani o bir tane 63 mü ne yapıştırdı yani. Bir de zırhı var ha bu karakter. Güzel bitirdik burayı da. Seviyeyi en azından yarıladı. Ben seviye atlarız kesin, seviye atlarız gözüyle bakmıştım ama. Güzel de birkaç item verdi elimizdekinden, iyi itemler verdi en azından. Bir de tabii ki yorgunluğu direkt sıfırlayan şey verdi abi. Yumurta verdi, daha ne yapsın. Buradan gidip canımızı da fullleyelim. Hemen hızlıca bir dükkana uğrayalım. Yanında savaşan bir yakın dövüş yoldaşı silahşör. Güzel. İkinci yoldaş. Sağlık %25'in altında vahşi düşmanların hasarını azalt. Bunu aslında alabiliriz. Düşmanları içine çeken bir vortex yaratır. Bunu alalım ya. Gerçekten dedim ki yani hani keşke şeyleri toplayabilsek. Hepsi de çıkmaya başladı birer birer. Uzak menzilliler de çıkarsa tamamdır bu iş arkadaşlar. Buraya bak abi, muhteşem oldu ya. Burada hiçbir şey yok. Something more sinister would be appearing soon. Yok abi, gelmesin. Gerek yok. Daha güzel. Boss için daha kullanışlı en azından. Tek bir böyle noktaya düşmesi. Çok güzeliz ya. Bayağı iyiyiz yani şu an. Hızlılık obeliski alalım. Buradan aşağıya gidiyor. Buradan yukarıya gidiyor. Önce yukarıya bakalım. Tehlike her yönde olmasına aç yaratıklar tarafından. Etraflarını sarılmış olmasına rağmen. İkisi tartışmakla meşgul. Sola gitmeliler. Aman abi. İnsanın cesaretindeki en ufak çatlak girmek için gereken tek şeydi.
Temas etme düşmana hasar verir. Güzel. Bu ne? Kadim ışık. Umarım işe yarar. Patlayıp etrafındaki düşmanı sersemeden biz burs parçalı oluşturduk. Güzel. Hasar her zaman daha iyidir. Abi bu tarz alan kesmede üstüne yok ya bu arada. Toplu düşman kesmede bunun üstüne yok. Aman abi. Aman. İyi güzel kestik. Gerçekten güzel kestik. Daha da kalite şampiyon çıktı. Kaçınma yeteneğini kaybederek hareketini ve atlatma şansını arttırır. Gerek yok ya bence bu karaktere. Çünkü hareket hızı çok düşük. Yani ne kadar arttırabilecek? Kaçamadım zaten. Güzel. Burası da boss odasına gidiyor. Güzel. Bir dükkana uğrayalım. Büyük bir patlamayı serbest bırakıp düşmanı bize uzağa itiyor. Gerek yok. Sağlık ve öfke kralı daha etkili. Gerek yok. Kaçınma sonrası ateş hasar verir. Aa bak bu çok iyi arkadaşlar. Bunu almam lazım. 3 puan daha biriktirsek şunu da almak istiyorum. 2 puan daha yani. O çok iyi, direkt gelen hasar emiyor ve düşmana o şekilde bir hasar çıkartıyor. Çok çok güzel, çok çok güçlü bir şey. Güzel. Hiçbir şeyim yok abi. Tam da güzel demiştim yani, hani şaka gibi. Bedava bir hasar yedik. O sıkıntı işte. Bak şimdi hadi bunu yapalım mesela. Yanlış yere attın be onu. Güzel yedik. Bu ne veriyor? Birinci saldırı tekrar vuruna düşmana ek hasar verir. Bunları arkadaşlar boss için saklayacağım. Bunları bir indirelim. Keşke böyle kalkanıma çarpan oklar da reflekt olsaydı. Sahibine geri dönseydi böyle. Bir ruh parçası. Aa çok güzel. 3 oldu. Kaçınma yaptığımda şeyi de alabileceğim. Şimdi bunu al. Bunu al. Hızlıca boss'a yardır abi. Hiç uğraşma ya. Uğraşma. Neden uğraşıyorsan bunu. Hemen şunu da alalım boss öncesi. Kaçınma sonrası ateş hasar verelim. Kritiğimiz falan varken girelim bakalım bir boss'a. Hızlı abi, hızlı 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 açın. Tam açıl yani.
Açın abi kapıları bana. Hadi bakalım boss, ne yapacaksın? Hiç olmadı. Ya şu an hasar yemeye devam ediyormuş. Güzel indirdik. Bizim yardımcılar sağ olsun indirdik yani. Benden çok onlar iş yaptı. Başta böyle tüm skilleri attım. Evet, böylece ben ile de bitirmiş olduk. Dakika sürmüş, güzel. 15 tane cevher taşı bulmuşuz. Tahta ve çivileri, gizemli yumurta, kadim ışık, oyun topu, her şeyi de bulduk abi. Gerçekler bazen acıdır. Ve genellikle acıcı gerçekleri paylaşmak zordur. Margaret dünyanın tanrılar ve tanrıçalar olmadan daha iyi bir yer olup olmadığını merak ediyordu. Hiçbir kurt yavrusu Ben'in inşa ettiği bu ev gibi bir evde yaşayamaz. Eve ne isim koyalım diye sorulduğunda Lucy Riker diye bağırır. Kurt yavrusu Riker. Başka bir hikaye, bir şey var mı? Böyle yoksa kendimiz bir geliştirelim. Para kazanımını arttıralım arkadaşlar. Tecrübe puanı kazanımını da arttıralım. Hareket hızını arttıralım bir de. Yaf. Evet, bu bölümde bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Zaten artık yeni bölgeye geçiş yapacağız. Orada yeni düşmanlar gelecek. Böyle Riker'ın evini de bir göstereyim. Riker da burada oynuyor. Linda veya Lucy ile oynarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.